Efendim, Karadeniz'in Nabzı programına hoş geldiniz. Bu akşam özel bir konu, Amasya Belediye Başkanı sevgili Cafer Özdemir'i konuk alacağız. Sevgili Fatih'le birlikte. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Yayınımıza. Sevgili Fatih, sen de hoş geldin. En son galiba bir 5 ay, 6 ay önce bir araya gelmiştik. Amasya'da bir araya gelmiştik. Bir değerlendirme yaptık. Evet. Bu akşam da yine merak ediyoruz. Aklımıza ışıl ışıl Amasya geliyor. İki tane daha hemen böyle Amasya deyince aklımıza gelen bir tünel. Bir de Şişme, Yeşilırmak'ın şişirmesi projesi vardı. Bu ve buna benzer konuları değerlendirelim istiyoruz. Ama öncesinde ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir örgütün sınırlarımızın hemen dışında kendisine üstelik de Amerika ile birlikte bir alan oluşturmasına yönelik olarak ortaya konulan bir refleks var. Zeytin Dalı harekatı devam ediyor şu anda. Güvenlik güçlerimiz orada. O meseleyi temizlemeye çalışıyorlar. Siz önce bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alalım sevgili Cafer Bey. Yani bu bizim bu ülke 30 senedir terörle mücadele eden bir ülke. Belki uzun zamandır terör iç odaklı veyahut da kendi vatandaşlarından kaynaklanan, işte kendi vatandaşlarının terör olaylarına bulaşmasıyla başlamıştı. Ama küresel güçler dolaylı yönden sürekli destekler halindeydi. Ama ilk defa artık küresel aktörler alenileştirdiler ve ülkeye karşı, ülkemize karşı, ülkemizin üniter yapısına karşı, birliğine karşı bir terör örgütünde maşa olarak kullanarak bir operasyon, gelecek kaygısı noktasında bir endişelerimiz vardı haklı olarak. Ülkemizin özellikle geleceğimizi tehdit edecek ve hemen sınırımızda orada bizim inanç birliği, kültürel birliği yaptığımız, hatta soydaşlarımızın olduğu bölgede bir asimilasyon politikasıyla beraber orada farklı uydu bir yapılanma, bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Yani kurdurmaya devlet çalışıyorlar diyelim veyahut da bir yapılanma diyelim, sürekli Türkiye'yi tehdit eden bir yapılanmanın tespit edilmesinden sonra kararlı bir şekilde bütün o küresel aktörlere rağmen Türkiye çok başarılı bir operasyon yürütüyor şu anda. İnşallah akşam sabahta Afrin'e girmek üzereyiz. Yani asıl o bölgenin merkezi olan terör örgütlerinin üstlendiği, oradaki sivil halkı esir aldığı bölgeye inşallah akşam sabah girmek üzereyiz. Tabii bundan sonraki süreç biraz daha riskli, biraz daha dikkat edilmesi gereken, çünkü sivil halk ve şehirde yapılacak mücadele. Ama bizim silahlı kuvvetlerimiz bu tecrübeye sahip, bu bilince sahipler. Çünkü bizim ülkemizde de özellikle Doğu, Güneydoğu şehirlerinde bunu yoğunca karşılaştık ve orada elde edilen önemli tecrübelerle beraber ben inşallah bunun üstesinden geleceğini ve kısa sürede sonuç alacağımızı düşünüyorum. Evet. Ve o bölgede tekrar barışın tesis edilmesi, zaten Zeytin Dalı'nın amacı da o, zeytin barışı temsil eden bir argüman biliyorsunuz. İnşallah orada o barışın tesis edilmesiyle beraber ülkemizde bulunan misafir ettiğimiz birçok, biliyorsunuz, Suriyeli komşularımız var. Onlar da inşallah gerçek memleketlerine dönmesiyle beraber hem içerideki o misafir ettiğimiz insanların bir kısmının oraya tekrar dönmesini tesis etmiş olacağız. Aynı zamanda sınırlarımızı daha güvenli ve iç tehdide yönelik dışarıdan gelecek her türlü belanın, her türlü terör faaliyetlerinde önünü kesmiş olacağız. Bu bizim ülkemizin geleceği açısından çok çok önemli bir olay. Tabii bazen işte eleştiri olarak niye bu zamana kadar beklendi, orada o terör örgütlerinin o tünelleri yaparken niye dendi, ama denen bazı insanlarımız var. Ama bu küresel bir operasyon, çünkü orada dünyanın bütün süper güçleri o bölgede. Yani Rusya'sından, Çin'den, Amerika'sından, İngiliz'den, her taraf oradalar. Ve Türkiye çok başarılı bir diplomasiyle beraber, dış politikayla beraber bazı küresel güçlere de en azından orada Türkiye'nin operasyon yapmasının altyapısını oluşturacak imkanların sağlanması açısından da çok başarılı bir dış politikayla beraber orada şu anda silahlı kuvvetlerimiz mücadele ediyorlar. Ben hepsine başarılar diliyorum. Özellikle şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah daha şehit olmadan
orayı şehit vermeden o toprakları temizleriz. Ve ondan sonra ülkemizin güvenliğini, içerideki yaptığımız o huzur operasyonunu inşallah oradayla taşlandırırız diye düşünüyorum. Tamam, evet. Teşekkür ederim. Başkanım, ikinci döneminde bir başkansınız ve evet. Amasya'da çok ciddi manada değişimler olduğunu biz de zaten yer yer orada bir takım incelemeler yaptığımız zaman görüyoruz. Belediyenin şu anda bir takım hizmetleri tamamlandı. Bir takım hizmetleri önümüzdeki bu yıl takvimi içerisinde sizin belirlediğiniz evet. süreçte açılacak olanlar var. Yani bize 5 yıllık stratejik halinde, planımız evet. olduğu gibi ilerliyor şu anda. Bu 5 yıllık süreci tamamlayacaksınız ve siz 2018 hizmet yılınızın tamamlandığı değil ama 2019'da seçim süreci doğru. atmosferine giriyor Türkiye. Tabii son 3 ay daha var orada Ocak, Şubat, Mart ama hani biz 2018'de sizin mutlaka bütün hizmetlerinizi periyodik olarak tamamlayıp halkın hizmetini açacağınız bir yıl olacak olarak doğru. bekliyoruz. Bu tek tabi Amasya için geçerli değil. Bu Türkiye'deki bütün doğru. belediyeler için geçerli. Bize özetleyerek tamamlanmış olanlarla 18'de açılacak olanların bilgilerini verebilir misiniz? Fatih Bey, Amasya sizin de bahsettiğiniz son 10 yılda Amasya'nın son 50 yılda konuştuğu Amasya'nın ortak problemlerin hemen hemen tamamını çözmüş ve çözülmek üzere önümüzdeki o sizin belirttiğiniz takvim süresinde çözülmeyecek problemlerimiz kaldı. Ama tabii problemler bitecek mi? İyinin düşmanı daha iyisidir. Mükemmeliyette sınır yoktur. Bu benim her zaman kullandığım bir terimdir. Tabii ki insanlar daha iyisini, daha güzelini, yeni yeni çıkacak problemleri çözecek irade ister. Yani bunları. Ama ben bu iradenin, bu çözüm odaklı yerel idareciliğin geleneğinin AK Parti bünyesinde görüyorum. Bunu sadece Amasya'da değil, ülkemizin birçok illerinde, birçok belediyelerinde bunun güzel icraatlarını görüyoruz. İşte ben 2009'da göreve talip olduğumuz zaman Amasya'nın sivil toplum örgütleri toplandılar. İşte Amasya'daki en büyük problem olarak işte o günkü şartlarda hal binasıydı. Dediler ki ya bu hal binasını nasıl çözeceksiniz? 4 tane aday varımız diğer siyasi partilerimizin adaylarıyla beraber. Oturduk bunu hali nasıl yapacaksınız? Kim yapacak? Finansını nasıl bulacaksınız? Yeri nasıl bulacaksınız? İşte oradaki haldeki müstecirlerimizi, üreticilerimizi nasıl mutlu edeceksiniz? Onların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız diye. Çok önemli bir problemdi. Yani Amasya'nın hakikaten çok o günkü en büyük problem buydu. Çok şükür biz 2 sene içerisinde çok güzel bir projeyle, Dünya Haller Birliği'nden özel proje ödülü almış bir projeyle bunu hallettik ve bugün Amasya'da sorsanız ya böyle bir gündem var mıydı, böyle bir problem var mıydı diye özellikle genç nesil hiç bunu konuşmuyordur bile. Ama bunlar yapıldı. İşte şehrin önemli bir kültür merkezi yoktu. Yani bunun Amasya kültür sanat şehri diyoruz. Yani çok amaçlı bir salonlarımız yoktu. Bugün içerisinde 4-5 tane salon olan, aynı anda 4-5 tane program yapılabilen çok önemli bir kültür merkezini Amasya ölçeğinde baktığımız zaman Amasya büyük bütçelerle oluşmuş. Önemli bir eksikliği giderdiğimize inanıyorum. Yine Amasya o sıçık trafik yoğun olduğu dönem yerde otopark yapmanın mümkün olmadığı ve böyle bir hayal edilemediği yerde çok güzel yeraltı 3 kat büyük bir otopark ve üzerinde güzel bir kent meydanı düzenlemesi yapıldı. Bunun da bütçesine baktığımız zaman Amasya ölçeğinde önemli bir bütçeye sahip. Hatta belki bu saydığım projelerin hepsi bir dönemde, yani bir 5 yıllık dönemde yapılması gereken projelerdi. Yine sportif altyapıya baktığımız zaman şehrimizin işte ulusal ölçekte, uluslararası ölçekte spor müsabakalarını yapacağımız bir salonumuz yoktu. Yani yüzme havuzumuz yoktu. Bunların Amasya'nın hizmetine sunma imkanı bulduk. Yine çevreyle ilgili çok önemli projeler oluştu. İşte eskiden vahşi depoladığımız, doğaya, tabiata zarar verdiğimiz o çöplerin toparlanması, onların bertaraf edilmesi, hatta bunun enerji olarak da tekrar ekonomiye kazandırılması gibi önemli bir projeye de imza atıldı. Yine geçmiş dönemlerde şehrimizin değişik mahallelerine gezerken özellikle batı yakasında Akbilek Şehci Hızır Paşa Mahallesi'nde
o çöplerden çıkan metan gazının vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı pencereleri açamaz haldeydik. Yani başta benim kendi evimde o bölgedeydi. Açamaz haldeydik ama bugün artık o şehre rahatsızlık veren metan gazı artık enerjiye dönüştü. Elektrik üretir hale geldi. Yine biz işte şehrin gerdanlığını dediğimiz Yeşilırmak biliyorsunuz. Amasya'yı boydan boya ikiye bölen ve o güzel Amasya şehir Yeşilırmak'ın iki tarafına konuşlanmış bizim için çok önemli bir ırmak. İşte buraya bütün şehrin altyapısı buraya deşarj ediliyor bir şekilde. Düzenli bir arıtma tesisimiz düzenli değil, hiç yoktu zaten. Tüm mahallelerden atık sularımız, evsel atıklarımız ırmak vasıtasıyla oraya atılıyordu. Ne müthiş bir, müthiş bir evet kirlilik oluşuyordu. Şimdi şehrin eksik olan diğer kanalizasyon altyapılarıyla beraber tamamlanıp şimdi Türkiye'de belki çok nadir olan çalışan online sistemiyle direkt Çevre Bakanlığı'na bağlı anlık çıkan su numunelerini ölçen içerisindeki her türlü yani deşarj standartlarına uygunluğunu ölçen bir sistemle çalışan Türkiye'de ender arıtma tesislerinden bir tanesi. Yine bu zamanda kavuşturuldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi Amasya özel bir şehir. O kültürel dokuyu yapmak, özellikle kültür varlıklarını ayağa kaldırmak, sokak sağlıklaştırması gibi çok önemli projeler yaptığımızı inanıyoruz. Belki siz şehre geldiğiniz zaman sadece yalı boyunu görüyorsunuz ama bizim daha özel mahallelerimiz var. Biz Sofular diye bir mahallemiz var. Bilmem hiç gezdiniz mi? Mesela orada müthiş bir sokak sağlıklaştırması yaptık. Çok özel mimarideki evlerimiz var. Şu anda belki Amasya'da seyreden hemşehrilerimizin birçoğu bile bilmiyor. Amasya çok, evlerinin olduğu yoğunluk olduğu yerde çok evet. Özel bir mahallemiz. Oradan tutun. İşte o yalı boyundaki evlerimiz tamamen restore edildi. Şu anda da ekrana geliyor. Şu anda evet. Şu anda bitmek üzere. Kısa bir sürede bitecek inşallah. Irmağın şehir tarafına yani güney tarafında dediğimiz Ziya Paşa Bulvarı dediğimiz o yeme içme mekanlarının olduğu mekandaki cephe sağlıklaştırma projemiz şu anda devam ediyor. Hemen hemen %60 %70'lere de geldik. Orada aynı şehrin karşı tarafındaki yalı boyu evleri gibi orada da bir cephe düzenlemesi işte tabeladan tutun da yağmurluklarına kadar çatısından tutun da pencere sövelerine kadar hepsi belli bir standartlara ve oradaki Amasya mimarisine uygun bir şekilde düzenlemeler yapıyor. O da bitmek üzere. Buna benzer işte biz tarih şehriyiz, turizm şehriyiz. Yani Amasya dokusuna kavuştu. Kavuşturmaya çalışıyoruz. Tabii özellikle şehir merkezindeki o beton yollarla daha doğal malzemeler kullanılarak, o beton yolu üzerine bisiklet yolları yaparak, şehrin albenisini, şehrin algısını değiştirmeye çalışıyoruz. Yani özellikle son zamanlarda turizmi ve turist sayısı artan bir il olduğumuz zaman gelen insanlar farklı illerden farklı bir şey, motif görmeleri lazım. Yani bu kadar dar bir alanda işte yaklaşık 11 kilometre boyunca bisiklet yolu yapmak bir aslında mesajdır. Yani oradaki tabii. insanlarımıza. İşte bizim gibi trafiği çok çözülmesi yani, zor olan çıkmayın. İşte trafik çözülmesi zor olan bir ilde. Yani elinizde sihirli bir değnek yok, bir gecede trafiği çözemiyorsunuz. Çünkü bizim 1/3 nüfusumuz kadar olan ilçelere gidin. Oranın da en büyük derdi trafiktir. En büyük problemi parktır. Belli mıntıkalarda sadece yani değil mi efendim? Evet. Sizde de öyle. Bizde de var ama biz bunun işte bir şekilde özellikle yeni nesile yani biraz spor öğretmek, sağlıklı yaşamayı öğretmek ve şehrin dokusuna uygun olarak da araçları kullanmak amacıyla o alanları oluşturabildik. Onları yapabildik. İşte müzeler açtık. Çok özel müzeler açtık. İşte Ferhat Şirin Aşıklar Müzesi hakikaten bizim en çok ziyaretçi alan ve yoğun bir şekilde gelen tüm şehrimize gelen yabancı misafirlerin ziyaret ettiği çok önemli bir müzemiz. Yine bize ecdadımızdan miras kalan Şerafettin Sabuncu Tıp Tarihi Müzesi çok ilgi uyanıyor. Özellikle tıbbi öğrencilerimizin ve tıp akademisyenlerimizin yoğun bir şekilde gelip katıldığı, ziyaret ettiği ve orada duygu ve düşüncelerini yazdığı bir eser oluşturduk. Şu anda inşallah önümüzdeki Haziran ayında da Amasya aynı zamanda geçmişte bir ilim irfan şehri.
Hattatların şehri. Belki bunu çoğu bilmiyor. Şehzadeler şehri, Elman'ın kenti falan deniyor ama Ferhat'la Şirin'in kenti deniyor ama aynı zamanda Amasya Hattatların kenti. Yani İstanbul fethedilmeden önceki Anadolu'daki en büyük hat sanatının merkezi Amasya. Tabii. Sultan Beyazıt tahta çıktıktan sonra Fatih'in oğlu Fatih'ten sonra o Amasya'daki o yapıyı, oradaki o ünlü üstadların birçoğunu İstanbul'a götürerek, bunun başında da Şeyh Hamdullah büyük hattat, onları götürerek İstanbul'a taşıyor. Biz de onların hatırasına güzel bir Şeyh Hamdullah Hat Müzesi şu anda fiziki mekan olarak tamamla, iş teşrifatı ve müzede kullanacağımız malzemelerin tedarikleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani hat sanatı yeniden Amasya'da yani eski canlılığına ulaştırmışlar. Zaten onu mahalle kültür evlerinde yaşatmaya çalışıyoruz. Yani bilgi evlerimizde, kültür evlerimizde yaklaşık 11 tane kültür evi yaptık her mahallede. Yani bugün 4000'e yakın hanım kardeşlerimiz aynı anda yaklaşık 27-28 branşta kurslar vererek farklı alanlarda. Zaten o bize özgü güzel sanatların tesiptir, hattır, gümüş işlemeciliği gibi diğer kadınlarımıza yönelik geleneksel el sanatlarımız, işte iğne oyaydır, işte ahşap boyamadır vesaire, işte nelere varsa onların yapıldığı mekanlar oluşturduk. Orada zaten hatla ilgili de özel kurslarımız var. Çok da iyi bir tane hocamız var. Onun öncülüğünde hat sanatını geliştiriyoruz. Ama biz Amasya'daki o geçmişteki hattın zenginliğini teşhir etmek istiyoruz. Yani yaşatmak istiyoruz. Bununla ilgili önemli bir müze daha Amasya'ya katılacak. Sanırım Amasya'daki müze sayısı da 12-13'e çıkacak. Yani çok bizim güzel. Gibi 100 bin nüfuslu bir şehirde bu kadar müzenin olması, bu kadar yoğun bir şekilde insanların olması Amasya için çok bir artı kazandıracak. Artı amacımız turizmden pay almak. Sonuçta bunu katma değere dönüştürmek. Şehrin ekonomisine de. Alıyorsunuz da değil mi efendim? Şu yani anda? 2017 yılı sonu itibariyle bunu Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımız vasıtasıyla taşra teşkilatları tüm illerde olduğu gibi ilimizde de turizm sayısını alıyorlar. İşte bunları otelde konaklayanlardan, müze ziyaretçilerinden elde ettikleri verilerden bir veri çıkarıyorlar. 2017 yılı sonu itibariyle 615 bin ziyaretçimiz yıllık. Var, yıllık şeyimiz. Yani 100 bin nüfuslu bir şehrin 6 katı bir ziyaretçi, misafir ağırlaması var. Bu şehrin ekonomisine müthiş bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kuşkusuz ama biblo ya, yani hattımızda yemeyelim. Biblo gibi bir şehir oluşturur son 5-6 senede. Ben en son geldiğimde bir düzenleme yapılmış şey. Orada 1000 yıllık bir şey var. Roma'dan kalma bir köprü mü vardı? Evet. Yani Roma'dan kalma bir köprü vardı, evet. Öyle hatırlıyorum. Şimdi o köprüde bile bir takım tartışmalarınız vardı sizin. Ben bir makalemi özür diliyorum. Sana evet. Cevap vereyim Fatih. 7 asırda 7 tane köprü yapılmış. 7000 yılda, asır değil. 7000 yılda ama. 7000 Amasya'nın 8000 yıllık işte 7000 yıllık, 8000 yıllık tarihi var diyoruz. İşte belki medeniyetin başlaması 7000 yıllık kabul edersek 7000 yılda 7 köprü, 7 yılda 7 köprü diye bir sloganımız oldu. Yapıldı ama değil 7 tane köprü yapmışız. Köprü. Evet, bizim evet, dönemimizde 7 tane de önemli köprü yapmışız. Fatih Bey'in söylediği çok özel bir köprü, 3 dönemlik bir köprü. Hem Roma, ekranda hem Selçuklu, evet, ben görebiliyorum hem, hem de son Osmanlı dönemi dediğimiz 3 aşamalı bir özel köprü şehrin tam ortasında. 3 medeniyet. 3 medeniyetin medeniyetin katkısı var köprüde. Köprü. Köprü. Peki köprüden açılmışken Yeşilırmak'a da konuşalım. Evet. Irmak'ın bu 7 yıllık hikayesini anlattınız. Yani atıkların atıldığı yerden şimdi şişirilmesiyle ilgili projesi evet. Yapılıyor. Şimdi bundan bahsedin bize. Bu vizyon projelerimiz, ben vizyon projelerimden sonra... Çözüm projelerden bir tanesi mi diyelim? Sonradan girelim diye konuştuk ama tabii dedim bizim Amasya'nın belki diğer üretim alanda, sanayileşme alanda arzu ettiğimiz noktalarda değil. Yani belki fizik şartlarımız, doğa şartlarımız da ona müsait değil. Yani biz de isteriz üretime katkı sağlayalım, büyük hı-hı, fabrikalar, hı-hı, büyük alanlarımız olsun ama Amasya'nın gerek coğrafi konumuna baktığınız zaman çok müsait değil buna. Çünkü evet. Şehir merkezi, şehir merkezinin hemen dışı Türkiye'nin en mümbit arazisi, birinci derece tarım arazisi, belki birçok ile nasip olmayacak çok özel bir ürünlerin yetiştirdiği bölge. Dolayısıyla sanayi alanlarımızın çok dar. İşte bu dezavantajı kapatacak
Diğer alanımızda turizm. Özellikle şehirde böyle bir güzel doku varsa işte bizim bütün çalışmalarımızda o makyajı yapmak, şehrin o albenisini ortaya çıkarmak, ona ufak tefek dokunuşlarla o kültür zenginliklerini teşhir etmek ve bunu tüm Türkiye'deki özellikle kültür turizmini yapan insanlarla da paylaşmak. İşte bunun bir örneği de Yeşil Irmak şehrimizin ortasından geçiyor. İşte bir zamanlar bütün sade ırmağa işte atıklarımızın temizlendiği, şehrimize işte ırmağa akıtarak terk ettirdiği bir nesne olarak gördüğümüz bu şehri artık biraz daha rekreasyonlarla, biraz daha çeşitli oyunlarla biraz turizme katmak istiyoruz. İşte bu ne olabilir diye düşündüğümüz zaman işte şu suyun mevsimsel olarak, yağışa dayalı olarak sürekli değişken arz etmesi, su yatağının maksimum su debisine göre yapılması, yani işte saatte, işte saniyede 150 metreküp su gelecekmiş gibi geniş hacimli bir dere yatağı oluşturulmuş, ırmak yatağı oluşturulmuş. Ama yazın bu 10 litreye, 10 metreküp'e kadar düşüyor. Dolayısıyla ırmak yatağında oluşan müthiş bir çevre felaketini falan önüne geçecek. Suyun talvek kotunu, yani su yüksekliğini sabit tutabileceğimiz ve içerisinde de çeşitli sportif faaliyetlerin de yürütülebileceği bir sistem üzerinde duralım dedik. İşte bununla ilgili Yeşilman'ın önünde bir suni bentle bunu durdurarak geriye doğru şişirilmesi, artı bunun şişirilmesiyle de beraber işte en azından kendi ihtiyacımızın bir kısmını karşılayacak, orada ufak da olsa bir enerji üretecek. Özel bir türücün. Öyle hatırlıyorum. Daha önceki programımızda da konuşmuştuk. O en önemlisi de hemen yanında hem belediye hizmet binası hem de sergi salonu olarak kullanacağımız ve Amasya mimarisinin dokusuna uygun çok özel bir bina. Yani bu şeyi yapıyoruz. Bu da şu anda projemiz %85'ler civarında. Şu anda. Yani çok kısa bir sürede inşallah o da tamamlanacak. Ufak tefek teknik şeylerimiz var. Özellikle o enerji üretimiyle ilgili düzenlememiz gereken, yapmamız gereken yasal izinlerimiz var birkaç tane. Yaklaşık 20'ye yakın yasal izinlerden 17-18 tane aldık. Bir iki tanesi kaldı. Çok güzel. Onlar yani bu senenin sonuna kadar bu hayata geçmiş olacak mı? Bu senenin sonunda kalmaz. Yani kalmaz. Bu yaza inşallah bizim hedefimiz yaz kalmadan da açmak. Ama o yasal prosedürleri açmak ne kadar prosedür sürer? Onu çok kestirmek mümkün olmuyor. Ama yani bu yazın ortalarında inşallah tamam her şey bitmiş olacak. Evet. Hizmete girmiş olacak. Bu Amasya için hakikaten özel prestij bir proje. Tabi bu sadece bununla kalmayacak. Özellikle biz şunu diyoruz. Bizim menbaamız tarafında olan şehirlere diyoruz ki biz bu ırmağı kirletmeden bizden şehrimizden terk ettiriyoruz. Bir damla dahi kirli su atmıyoruz. Şimdi başka bir şey konuşuyoruz. Biz diyoruz ki siz de su temiz gelsin artık. Yani evet. Çünkü suyu biz artık sadece bir taşkın koruma olarak veyahut da şehre zarar vermeden gitmesi gereken bir nesne olarak görmüyoruz. Tabii. Artık bunu biz insan hayatında, günlük hayatımızda su medeniyettir madem. Su her zaman insanların cezbeden bir olaydır. İtalya'da Venedik gibi. Yani bu suyu artık biz kullanalım istiyoruz. Dolayısıyla bu suyun temiz olması lazım. Sadece bizim gayret göstermemiz yetmiyor. Doğru. Bizim menbaamızda, bizim yani yukarılarımızda, üst kotlarımızda olan yerleşim yerlerimiz, işte tarımsal faaliyet gösterenler, işte hayvansal çiftliklerimiz, şunlar bunlar, sanayilerimiz varsa bunların hepsi bu hassasiyeti göstermeli diye düşünüyoruz. Yani sadece onların inisiyatifine bırakmak istemiyoruz. Buradan da tüm yetkili kurumlara da göreve davet ediyoruz. Zaten bunu devlet su işleriyle, çevre il müdürlüklerinden de bunları da sıkı bir şekilde oluşturduğumuz bir koordinasyon ekibimizde de yapmaya çalışıyoruz. Amacımız o ırmağın işte tarihteki iris dediğimiz yani tertemiz akan suyu tekrar aynısını oluşturamazsak bile en azından görsel olarak temiz akılmasını sağlama ile ilgili asıl bundan sonra da hedeflerimiz var. Bunlarla ilgili çalışacağız. O zaman suyun işte berraklığını sağladık, askıdaki malzemeyi durdurduk, kirlenmesini azalttık. İşte önündeki suyun akış hızını durdurduk, suyun gabarisini yükselttik ve etrafındaki rekreasyon alanlarıyla bu hayata geçirdik. Amasya'nın ben inanıyorum ki albenisi iki kat daha artacaktır. Belki çok daha fazla. Yani efendim. Çok daha heyecanlı bekliyoruz. Heyecanlı gerçektir. Evet. Ama bunu biraz vatandaşlarımızdan sabır istiyoruz.
gayretli bir şekilde çalışılıyor. İnşallah kısa sürede Amasya'nın hizmetine ulaşacaktır. Tamamlanmış hizmetler ve projeler konusunda eksik bıraktığımız var mı başkanım? Yani aklıma gelenlerden bilmiyorum. Vardır belki ama önemli vizyon projelerimizden bir tanesi de tünelle ilgili de istersen konuşacak. En önceliğimiz herhalde trafik de Amasya. Tünel vardı. Ferhat Tüneli var. Ona da gireceğiz. Bunu tamamlanmış bir tanesi değildi. Tamamlanmış olan projelere. Projelerin içerisinde. Ama sen mi bildiğin varsa söyle, hatırlat. Yok. Yok, benim öyle çünkü bir artık Amasya'da bildiğimiz kadarıyla suyla ilgili problem Amasya'da bir problem değil. Tabii. Değil mi? Yani temel ihtiyaçlarla ilgili Amasya'da çok büyük problemimiz hatta yok. Hatta analizleri daha yayınlıyorsunuz. İnternette yani, vatandaş rahatlıkla ulaşabiliyor yani, bildiğim yani kadarıyla. Yani bunları artık ben konuşmaktan suyla ilgili her türlü bilgileri konuşmayı da çok şey yapmıyorum. Bunlar ama zaten belediyenin asli görevleri. Yani sudur, temizliktir, park bahçedir, asfalttır. Bunları yani şu kadar asfalt yaptık, şu kadar park yaptık, suyumuz şöyle temiz akıyor falan demek artık yani bir AK Parti belediyesine yakışmıyor düşünüyorum. Yani artık bunlar aşmış olmamız lazım. Yeşil Irmak projesi gibi projeleri konuşmak istiyorum. Aslında ama özür dilerim, şeyi söyleyelim istersen sevgili Fatih. Sevgili Hüseyin Menç neler hayata geçmiş diye ben de merak ettiğim zaman gönderdi bana bazı çalışmalar. Başkanın birçoğundan bahsetti. Elinizde kopya var yani. Yani evet, yaş, sebze ve meyve halinden bahsetti. Kültür merkezinden, köprülerden, otogardan bahsetti. Otogar bahsetmedi. Kapalı pazar yerinden bahsetti. Pazar yerlerini bahsetmedi. Katı atık bertaraf tesisinden bahsetti. Çöpten elektrik elde etmeden bahsetmedi. AB destekli sıvı atık tesisinden bahsetmedi. Kent meydanından bahsetmedi. Alternatif yollardan bahsetmedi. Evet, alternatif yol değil. Bak, müthiş bir karayolu yaptık. Yani zor bu coğrafyada. Yani şehrin biliyorsunuz Amasya, insanların üşümemesi için bir kulaklık takarlar ya böyle. O kulaklık gibidir. Yani şehrin iki tane bölgesi var. Nüfusun yarısı burada, yarısı burada yaşar. Bu iki mahalleyi de arasına en ince o bir alan vardır. Eski Amasya dediğimiz alan vardır. Bunun hemen yanındaki kale var. Kalenin arkasından da bir tünelin bir arka plandaki tünele şehir merkezine geçiyoruz. Ama kenar mahallelerden de ulaşılmak için açılması çok mümkün olmayan bir alan açtık. Yani 45-50 derece eğimli olan bir arazide günlerce çalışarak, çünkü yerleşim yerinin üzerinde çalışıyorsunuz, altınızda mahalle var, eğim var, atlatma yapamıyorsunuz, taş kırma yapamıyorsunuz, iş makinesi çalıştıramıyorsunuz çünkü en ufak bir taş parçası mahalle şehri mahvedecektir. Zor bir coğrafyayı büyük meşakkatlerle, buradan tüm çalışma ekibimizi tebrik ediyorum. Çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Oradan müthiş bir yol açtık. Şu anda Amasya'nın bazen yeni gelenler, ilk görenler bura çevre yolu mu diyorlar. Çevre yolu gibi de özel bir... Ekranda evet arkadaşlarımız onu şu anda gösteriyorlar. Gerçekten de yani şaşırtıcı. Yani çevre yolu gibi bir hal aldı. Tabi bu tamamlanmadı. Bir kısmı mahallemizin içerisinden geçiyor. Onu da hemen mahallenin dışına alma ile ilgili biliyorsunuz Amasya'nın her tarafı sit alanı. Sadece şehir merkezi değil, kırsalı da doğal sit alanı. Çevre yolunu da dışarı alınacak. Yani çevre yolunu bahsetmiyorum. Merkezi hükümetimizin yaptığı çevre yolunu söylemiyorum. Evet. Bu Amasya'mızın belediye yerel imkanlarla, yerel kaynaklarla yapılan çevre yolu. Sadece imkanı. Yani ben merkezi hükümetimizin yaptığı şeyler söylemiyorum. Onu zaten milletimiz takdir ediyor. AK Parti'nin müthiş bir başarıları var. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, her alanda. Müthiş başarıları var. Biz yerelde neler yaptık onlara bakıyoruz. Bizim Amasya'nın çevre yolu diyoruz. Biz o kale yolunu Amasya'nın çevre yolu diyoruz. İki mahalleyi birbirine 6-7 dakikada yaklaşık yarım saatte gitmesi gereken o trafik yolunda. Trafiği açıldı mı burası şu anda? Açık tabii. Şu anda kullanılıyor. Çok ne zamanlar açık efendim? Sanırım Eylül aylarında açtık trafiği. Yani Ağustos, Eylül gibi o civarlarda açtık. Şu anda kullanılıyor. Tüneli ne zaman açıyorsunuz efendim? Tünel de 23 Nisan inşallah. Yani Şunun şurasında bir ay var. Yani bir aya kadar zaten son rütüşler yapılıyor. Aydınlatma, havalandırma işleri yapılıyor. Kim açacak efendim? Biri gelecek mi? Yani şu resmi açılışını biz birkaç tane daha var. O biraz önce bahsettiğim şey Hamdullah Hat Müzemiz var. İşte onlarla beraber birkaç tane daha yerel yaptığımız şeyler var. O zaman Cumhurbaşkanı, 12 Haziran'da Cumhurbaşkanı ziyaretini yetiştiremediniz. Yani inşallah yani. Arzu ederiz. Yetiştiremediniz. Geçen sefer geldi evet, Cumhurbaşkanımız geldi. Ama hatta Binali Yıldırım geldi referandumda. Temel atmasında Binali Bey Başbakanımız gelmişti. O zaman Ulaştırma Bakanıydı. Gelmişti. Temelini atmıştık. Bizim gönlümüz tabii Cumhurbaşkanımız açmasını, kurdeleyi kesmesini arzu ederiz.
Ama ülkemizin yoğunluğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın yoğunluğunu biliyoruz. Biz davet ederiz ama gelir mi bilemiyorum. Peki. Ama 23 Nisan'da yani 23 Nisan'da trafiği açacağız. Şu insanlar geçecek. Bitmiş. Şu anda bitmiştir bu proje. 23 Nisan'da açılacağına göre. Aydınlatması, yani, kuralları, karayolları mevzuatları olarak, yapılması gerekenler var şimdi. Fiziksel olarak arabayla geçiyoruz. Tabii geçiyoruz. Arabayla rahatça geçebiliyoruz. Peki şunu söyle bir hani biraz afaki bir şey soracağım ama hani abi yana tabirle derler ya sevgili başkanım affınıza sığınarak. Mesela şimdi Amasya'nın belediyesinin yaptığı kendi iç çevre yolu. Kale arkasına yapılan yol bir. İkincisi bu tünel yolu. Yapılıyor. Bu da belediyenin kendi imkanlarıyla. Bu da kendi imkanlarıyla yapılıyor. Bazen duyuyorum arkadaşlardan ya işte kamudan merkezi hükümetten, hayır bizim daha merkezi hükümetten öyle bir ihtiyacımız olmadı. Bir kuruş daha almadık. Evet. Bu iki yol açıldığı zaman mevcut trafiği 6 ay önceki yaz dönemine göre kıyasla, çünkü sizin en çok trafiğinizin sıkıştığı dönem yaz dönemi. Turistlerin ve yerli turistin, ziyaretçinin en çok geldiği dönem. Ne kadar bir rahatlama, yarı yarıya rahatlama olur mu ya, mesela? Hani yüzdelik bir dilim kullanırsak. Yani tabii ki orada şöyle, insanların ulaşım açısından, zaman açısından yarı yarıya azalacaktır. Yani ulaşım mesafesi olarak. Hı-hı. Yani bir insanın, işte Amasya ölçeğinde söylüyorum, işte Şehçü Mahallesi'nde veyahut da Hacılar Meydanı Mahallesi'nde oturup bahçeler içerisinde veyahut da Kirazdere hastaneye gidecek bir adam için bu yollar açık değilken gideceği mesafe bir ambulansın veyahut da normal bir vatandaşın 25-30 dakika. Ama şu anda 7 dakikada gidecekler. Bu olacak. Ama mevcut trafik azalacak mıdır derseniz, yani çünkü Amasya'ya her yıl 5000'e yakın araç trafiğe çıkıyor. Yani bugün o yoğunluk araç sayısı neredeyse hane başına düşen araç sayısı 1.3-1.4 civarında. Şu anda Amasya'da. Amasya bir, zengin ya. Ya evet. Amasya'da 50-55 bine yakın merkezde trafiğe kayıtlı 05 plakalı araç var. Yani yabancı plakalar saymıyoruz. Yani 55-06-34 merkez ilçeyi diyorsunuz. Merkez ilçede. Çok çok. İl genelinde 100 küsür bin ama merkez ilçede. Türkiye standartlarının ortası. Yani bu şey yüksek. Su abonelerimize bakıyoruz. 40 bin civarında su abonemiz var. 50 küsür bin araç var. Yani bir de bu. Türkiye ortalaması üstü yalnız geldiniz bakalım. Çok güzel. Yani ben o zaman şunu söyleyebilirim. Şu anda siz Amasyalılar zenginsiniz. Yani bunu anlayabiliyoruz yani. Bizim gönlümüz zengin. Peki o zaman şöyle gelelim. Yerli otomotivle ilgili tabii çok tartışmalar yaşandı. Samsun, Havza, bütün Sivil Erkan. Şu tünelle ilgili çok affedersiniz. Tamam. Bir şey buyurun, söyleyeyim. Buyurun. Bak tünel, gerçi bizim diğer projelerimizin hepsi de büyük bütçeli projeler. Yani öyle özel vizyon projeler. Ama tünel projemizin bütçesi Amasya Belediyesi'nin tarihinde son 50 yılın toplam yatırıma ayıran bütçesinden daha fazla. Kamu yatırımı tabii evet, ki. Evet. Yani bu belediyenin kendi bütçesinden, yani bütçesini söylemiyorum, genel bütçeyi demiyorum. Bütçesinin içerisinden yatırıma ayırdığı tek proje, toplam yatırıma ayırdığı bütçeden daha fazla. Çok 35 iyi. Milyona civarında maliyeti var. Kamulaştırma. Burayı siz karayollarına mı teslim edeceksiniz? Hayır, yani? Şehir içi yolu burası. İmar yolu evet, burası. Tamam. Yani şehirler arası yol ağında değil yani burası. Hı-hı. Kendi şehrimizde bunu yaptığımız peki, güzel proje. Peki sizin yerli otomotiv Samsun bu işi sahiplendi. Çok da Havza Belediye Başkanı hatta yatırımcılarla gittiler, görüştüler ama sonra bir haber geldi. Merzifon'dan sizden. Amasya'da talip bu işe. Evet. Orada var mı bir ilerleme? Türkiye'de sonuçta ben şuna bakıyorum. Yani sonuçta bizim kendi milli bir otomobilimiz olsun. Üretelim. Yani artık ülkemize bu yakışıyor. Yani artık bu birçok şeyi başarmış. Savunma sanayinde %100'e varan bir üretime yapmış. Artık ihraç eden hale gelmiş. İthalden ziyade ihraç eden gelmiş. Otomobile yakışıyor. Arzumuz bunun Amasya'da olması. Tabii biz bunu arz ederiz. İstiyoruz da. Bununla ilgili altyapımız da hazır olduğuna inanıyoruz. Belki merkezde değil ama Merzifon'da yeni bir alan var mı? Alanımız var. Hazır 250 dönüm yaklaşık bir alanımız var. Hazırda bekliyor. Hiçbir problemi yok. Mülkiyet problemi yok. Başka türlü problemi yok. Altyapı problemi yok. Her şey hazır. Fabrika direkt gelip hemen tesisini kurabilecek seviyede böyle bir alanımız var. Bu konuda biz de ne kadar demiştiniz metrekaresini? Yaklaşık 300 dönüm. 300 dönüm. 300 dönüm ama küçük kalmaz mı başkanım? Genişleme alanı da oldukça var ama 300 dönümün tapusu hazır şu anda.
Yani tapusu siz hazır. Burada, bu hazır. Hazır. Biz bunu büyütürüz isterseniz yani diyorsunuz. Yani bu tapusu hazır dedim ya, 300 dönümlük araziye hemen bugün gelip ilgili şeyin fabrika üretimi yapacak fabrikanın hemen tesislerini kurabilecek. Yarın ruhsat alıp kurabilecek seviyede. İlave genişletecek alan da var. Bu Amasya'da olsa Merzifon da bu. Ha bu Merzifon. Amasya'da olsa Merzifon da hazır olsa bu bölgenin tabii bölgeyi müthiş bir hareketlendirecektir. Yani Almanya'dan çok iyi biliyoruz. Bir otomobil sektörü geldiği zaman yanındaki paydaş sektörlerini, evet, çözüm ortaklarını da getiriyor. Yani birçok tabii yan alanlarda üretim yapacak, başka türlü şey yapılacak çok daha önemli yerler var. Ama dediğim gibi nihayetinde buna ülkemizin birçok ili talip. Benim bildiğim Uşak talip, işte Kütahya talip, işte Sakarya talip. Birçok artık bu konuda var, bu şey var ama tabi bu ülkemizin çok önemli stratejik, hatta küresel ölçekte stratejik bir şey. Bunu yukarıdaki devlet büyüklerimiz artık takdir edeceklerdir. İnşallah. Ama gönlümüzden geçen Amasya olmasını arzu ederiz. İnşallah olur diye. Peki efendim, tabii siz demin yapmış olduğunuz, bitirmiş olduğunuz, hatta birçoğunu unuttuğunuz projeleri konuştuk. Tabii teleferik projesi sizin yine HİT projelerinizden bir tanesi, mega projeleriniz değil. Yani biz yine Amasya'yı gezerken bir şey dikkatimizi çekti. Ben orayı unutmayalım diye söylüyorum. Mesela ben Karadeniz'de ve Türkiye'deki bütün belediyeleri çok iyi bilirim. Detaylarını bilirim, nüanslarını bilirim, dokularını bilirim. Amasya'da dikkatimi çeken bir şey vardı. Amasya'da hiç biz başıboş, sahipsiz sokak hayvanı göremedik. Değil mi? Göremedik. Bakın Sinan Bey, bunun altını çizin. Amasya'da sahipsiz, başıboş sokak, evet, çok hayvanı. Şey, sokak hayvanları iflah ediyor gibi bir anlam çıkmasın. Yok, yani böyle bir şey de çıkmasın da. Rehabilitasyon hani, için barınak yapıldı. Evet, yani barınağımız var. Küçük bir şey ama onlar bizim... Buden önce dünyada var olan bir canlılar, değil mi, silsilesi? Ve bir şey daha var. Bir de 7-8 sene önce, 10 sene önceyi Amasya'nın tarihini, sohbetini yaparken oradaki insanlarla Amasya çok dediği gibi hani bir çanak gibi, çanağın içi gibi değerlendiriyorum. İki tarafı açık şöyle Huni, ama bir Huni gibi ama iki tarafı da açık olan bir kent yapısında. Bir de Amasya su basmıyor. Artık değil mi efendim? Evet. Su basmıyor. Bunlar kentlerin altyapısı için çok önemli altyapı, şeyler. Bunları atladınız mı? Altyapı, evet, çok önemli. Yani bir de bütçesel anlamda baktığımızda çok da büyük bütçelerle yaptık. Gözükmeyen ama büyük paralar yutan yerler. Büyük yutan yerler ama bunu yapmamız lazım. Yani başbakanımızın çok güzel bir sözü var. Biz problemleri torunlarımıza bırakmıyoruz. Sorunları, şeyleri torunlara bırakmıyoruz. Belki biz kolay da tercih edebilirdik. Yani geçtiğimiz iki yıl içerisinde biraz Amasya'da hemşerilerimize sıkıntı yarattık. Yani o altyapıyı yaparken işte ister istemez toz oldu, ister istemez çamur oldu. Ama çok şükür kurtulduk şimdi. Ama bunu yapmamız gerekiyordu. Çünkü biz topografyası eğimli bir arazideyiz. Sancısız olmaz başkanım. Bol yağış alan bir şehriz. Burada her düşen damla sel olup akan bir yeriz. İnan şiddetli bir yağmur yağdığı zaman, biraz şiddetliye de gerek yok, hafif bir yağmur yağdığı zaman inan bizim o belediyenin santralı, itfaiyenin santralı, su kanalizasyonunun santralı, zabıtanın santralı adeta kilitleniyordu. Birçok bölgeden, birçok evlerden su taşkınlığı sebebiyle vidanjör isteyen, motopomp isteyen, yardım isteyen insanlarımız vardı. İnan ben de gece özel kendi arabama binip sokak sokak geziyordum. Acaba nereye su bastı, nereye sıkıntı oldu, kimin evine su girdi diye. Elim yüreğimdeydi hep böyle. Yani adeta yağmur yağmasın diye dua eder haldeydik böyle. Şiddetli yağmur yağmasın diye. Çok şükür şu anda onu 1,5 yıl sürdü. Müthiş bir altyapı. Şehrin bütün noktalarında, bütün kritik noktalarında o altyapılar tamamlandı. Şimdi artık en şiddetli yağmurda bile arabama yine biniyorum. Ama bu seferkin daha acaba var mı, gözden kaçan bir yer var mı diye geziyorum. 3-4 tane şiddetli yağmur geçirdik ondan sonra. Sınıfı geçtiğimize inanıyorum. Çünkü bizim su kanalizasyon müdürümüze söyledim. Artık sınıfı geçtim dedim. Öyle bir yoğun bir problem karşılaşmadık. Yoğun değil, hiç problem karşılaşmadık. Ancak şöyle bir ufak tefek sıkıntılar var. İşte yağmur mazgalları falan kaçtı. Üst yapıyı tam nizami yapmadığımız için işte bazıları yüksekte gibi kaldı. Ufak bir 2 santim, 1 santim su birikintileri alan yerlerimiz oluşuyor. O da işte ya yürürken veyahut da trafikteki araçların vermiş olduğu bir rahatsızlık var. Buradan hemşehrilerimize de söylüyorum.
bu yazın inşallah üst yapının asıl üst yapı dediğimiz kullanıma yönelik üst yapı tamamlanacağı için o mazgalların kodları yani suyun akım eğimleri hep onlara göre yapılacak ve artık onlardan da kurtulacağız inşallah. Bu bizim için çok önemli bir projeydi. Yani çok düşündük arkadaşlar. Asfaltlamaya başlayacaksınız yaz döneminde? Yaz döneminde kentsel bir asfaltlama yani, şeyiniz mi var? Artık yani dedim ya altyapı bitti, diğer işlemlerimiz bitti. Vatandaşımıza, halkımıza taahhüt ettiğimiz işlemlerimiz bitiyor. Üst mobilyalarını yapabileceğiz artık. Sadece biraz önce, biraz sonra değineceğimiz teleferiğimiz kaldı. Diğer ne söz verdiysek bunların fazlası oldu, eksiği olmadı. Bunlar yapıldı. Sadece üst yapımız kaldı. Bu sene o bozuk dediğimiz veyahut da yama olarak dediğimiz çamur ve tozdan kurtarmak için geçici yaptığımız yerlerin daha düzenli, daha standartları yüksek sert zemin oluşturulması ile ilgili bu sene inşallah onlar tamamlanacak ve Amasya'da artık yani gözle gözüken çok önemli bir problem kalmayacağını düşünüyoruz. Yani, peki teleferiğe ne zaman başlıyorsunuz başkanım? Teleferiğe de aslında geç kaldık. Bizim normalde planımız 2017'nin sonlarında ikinci yarında başlamaktı. Yani bizim stratejimiz bu yaza açmaktı. Değil mi efendim? Bu yaza değilse de 2019'un ilk yarısında yani seçimden önce açmaktı. Öyle hedefliyorduk. Ama dedim ya Amasya işte her tarafı doğal ve kültürel sit alanı. Yani yaptığımız her işin onay mekanizması çok işte uzun. Onay mekanizmaları uzun şey yapıyor. Proje çalışmamız anca tamamlandı. İşte gönderiyoruz bir proje hazırlıyoruz. Onda ufak tefek revizyonlar gerekiyor. Farklı alanlar oluşuyor falan. Nasıl bir alan? Nereden nereye teleferik olarak? Amasya'da hemşehrilerimiz bilir. Amasya'nın eski özel idare dediğimiz, binanı kaldırdık meydan olarak yaptığımız özel idare binasının olduğu yerden kalkacak. Meşhur o Ali Kaya dediğimiz restorantın üzerinden, yani izdüşüm olarak üzerinden, en üstteki Kırklar Dağı dediğimiz, Ferhat Tepeye Dağı dediğimiz veyahut da Amasya'nın en uç nokta ve en zirvesi orası. Kaç ayak var? Orada şu anda 3 tane ayak var. 3 ayağına çıkabiliyoruz. Bir de onların teleferiğin 2 yöntemi var şimdi. Bir monocable diyorlar. Bir tek kabinli bir de çoklu kabinli sistem dediğimiz, sürekli dönen sistem dediğimiz. O sisteme göre değişiyor. Şimdi biz onu çoklu sisteme döndük artık. Orada biraz daha direkt, biz direkt daha fazla olacak. Herhalde 4'e çıkacak. Son şeyimiz geldi. Özel idareyle burayı ortak yapacağız. Şimdi çünkü onların mülkiyetinden çıkıyoruz. Ve yap işlet devletle çıkacağız. Yani belediyemizden de bir kaynak çıkmayacak. O yüzden bu sene biraz daha rahatız. Bütün bak, imkanlarımızı... Çok güzel numune, yani nimetini gördü ordu bunu. Yani tabii. Yani ordu gibi... Samsun'da işte, Midisin'i kullanıyor ama Bursa müthiş bir çalışma yapmış. Ya, Sinan Bey, bakın ben şimdi Samsunluyum. Yani yarı Samsunluyum biliyorsunuz. Karadenizliyim. Biraz Amasyalıyız, biraz Orduluyuz. Ama şimdi biz Samsun'daki teleferiğin vatandaşa gel teleferiğe bin denilecek bir cazibesi yok. Sadece bir yerden bir tepeye çıkıyorsun. Buna rağmen Samsun başka türlü cazibeleri var. Yani şey değil ama Samsun'un farklı cazibeleri var. Samsun'da teleferik var diyemeyiz. O bile diyorum. Ordu'daki ise sadece kentin üstünden bir araziye çıkıyorsunuz. Bir tepe, yüksek araziye ki ben Seyit Bey, şimdi CHP'nin genel başkan yardımcısı oldu Seyit Torun, biliyorsunuz. O başlattı o projeyi, o bitirdi. Seyit Torun'un döneminde yapıldı. İyi biliyorum, ben Seyit Bey'le de gezdim, beni gezdirdi, bindirdi. 8-9 ayda bakın neredeyse yarısını, yani o yatırımı yarısını karşılayacak kadar talep oldu. Geri herhalde ettik. Kendini, tabii yap işlet devlet diyor zaten, çok iyi. Evet. Ama Amasya'dakinin güzergahını bildiğim için söylüyorum. Daha zor ve zor bir coğrafya. Zor bir coğrafya. Ve çok daha şey. Maliyeti de yüksek. Maliyeti. Yaklaşık 60 milyon civarında maliyeti var. Öyle mi? Ama yalnız. Evet. Ama Amasya'ya çok büyük katma değer katacak. Peki işte, yatırımcı burada, için de. Buradaki planı biraz geciktiriyorsunuz ama yap işlet devlet bile olsa ne zaman başlar? Tahminim biz yaz sonunu inşallah inşaata başlarız diye düşünüyoruz. Çok önemli bir eksiklik olmazsa Ağustos gibi, Eylül gibi inşaata başlayıp hedefimiz Kasım 2019'daki yapılan seçimlere yetiştirmek. Öyle mi? Evet, o kadar yani, da kısa sürecek yani. Tabii yani işe başlamak işin yarısı zaten. Şimdi Sayın Başkanım, ben aslında tebrik ediyorum. Yani popülist bir politika içerisinde girilseydi yap hemen işte hani. Hayır öyle bir şey değil. Yani klasik bir şey, hemen yapalım da seçime yetiştirelim derdi. Mart ayı yetiştirelim. Kurban edilecek bir şey. Hayır öyle değil. Ya bu yapılan çalışmalar mesela. Amasya bizi bilir. Biz bu zamana kadar hiçbir zaman Amasya'yı kandırmadık. Hiçbir zaman yapamayacağımız işi vaat etmedik. Harika. Hiçbir zaman yapamayacağımız, hiçbir zaman popülizm şeyleri uygulamadık.
ne ihtiyaçsa ve nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yapmanın gayret içerisinde olduk. Ve bundan sonraki yapacaklarımız, her türlü işlerimiz hem şeffaf hem de ayağı yere basan projelerle yürümemiz gerekiyor. Biz de onu söylüyoruz. Teleferin dediğim gibi çok büyük bir maliyet, çok büyük bir yatırımı ama Amasya müthiş bir katma değer katacak. Kesinlikle. Amasya'daki o 600 bin ziyaretçiyi en az ikiye katlayacak. Belki daha fazla. Belki daha fazla olacak. Müthiş. Dolaylı yönden müthiş bir katma değer sağlayacak bir şehrimize. Aktif para bırakacak bir iş. Şehre değişik yönden katma değer sağlayacak. Çok önemli, prestij bir projelerimizden bir tanesi. Süper. Önemli olan ona başlayabilmek. Başlamak, kaynağını, finansını tedarik etmek ve inşallah her bu yatırımcı güzel proje... bu konuda hazır mı efendim? Efendim? Yatırımcı bu konuda... Yani tabii birkaç tane hazır bekleyenlerimiz var. İhaleye çıkmamızı bekliyorlar. Tabii artık firma kim alırsa, hangisi daha cazip teklif sunarsa onlar alacaktır. Ama hazırda bu işi merakla bekleyen birkaç tane firma var. Çok arıyorlar güzel, bizi sürekli. Çünkü güzel. Onlar da geldiler, şehirde fizibilite yaptılar. Çünkü onlar da büyük bir bütçe koyacaklar. 60 milyon büyük para koyacaklar. Tabii ki bunu da belli bir sürede kazanmaları gerekiyor, yapmaları gerekiyor. Bizi şehir kalacak. Sonuçta biz de kar payı olarak bizler de kazanacağız. Ama iyi bir yatırım. Bizler de elde edeceğiz geliri. İnşallah o da tamamlandığı zaman ben şunu söylemiştim halkımıza zaten 5 yıl önce. Ben çok büyük şeyler vaat etmiyorum ama size 3 tane önemli proje demiştim. Biri tünel demiştim, biri yeşil makşirme demiştim, biri de teleferik demiştim. Belki o zaman birçok insanlarımız yani inanmamışlardı belki. Özellikle tünelle ilgili. Ya işte seçim öncesi söylenen vaatler gibi algılanmıştı. Artık tünelin ucu da göründü, ışığı da göründü. İsteyen hemşehrilerimiz arabasıyla da geçebilir. Eğer içeride yoğun bir elektrik aksamında çalışan, iskele kuran çalışan yoksa geçebilirler. Hatta bazen trafik çok özel bir gün olursa, kapanır mı olursa açabiliriz de yani şu anda o seviyede. Açılacak. Ama diğer aksamlarıyla beraber inşallah Nisan ayının sonunda 23 Nisan gibi hizmete açacağız. Şişirme ona keza o şekilde olacak. Ve teleferikte dediğim gibi biz başlayacağız. Belki bizim görev süremizde tamamlanmamış olabilir ama Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine inşallah yetişecektir diye temenni ediyoruz. Çok yani. Güzel. Biz de dört gözle bekliyoruz. Bu üç tane projenin hayat bulmasını. Özellikle Yeşilırmak'ın şişirme projesinde size sözümüz var zaten. Canlı yayın aracımızla gelip orada İnşallah. O ırmağın... Orada sandalları beraber bineceğiz, orada şey yaparız. Canlı yayın yaparız. Efendim çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Çok güzel bir söyleşi oldu. Amasya'daki son gelişmeleri ve olacak şeylerden bize bahsettiniz. Enerjiniz çok güzel. Oradaki insanlara çok fayda sağlayan işler yapmışsınız. Elinize sağlık. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Zaman zaman geliyoruz. Bize bu fırsatı veriyorsunuz. Yani sizin vasıtanızla biz de seçmenlerimize, Amasyalı hemşehrilerimize, hatta sizin vasıtanızla ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla, hatta dünyaya. Dünyaya da yaşayan vatandaşlarımızla kendimizi ifade etme şansı buluyoruz. Size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Fatih Bey kardeşime teşekkür ediyorum. Kendisini Amasya'da bekliyoruz inşallah. İnşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz zaten yola çıkarken çok Amasya gibi, Sinop vardı. Gibi, Tokat gibi. Sonrasında da sohbeti de sonraya bırakalım Sinan Bey. TV konuşacaktık aslında. Sosyal medya konuşacaktık. Çok şeylerimiz vardı. Ondan, o da TİM'in açılımından bahsedelim. Toplumsal İletişim Merkezi dediğimiz özel bir arkadaşlarımız koyduğunda benim çoktandır aklımdaydı. Hakikaten ne işe yarar? Yani şunu söyleyeyim Fatih Bey, zamanımız belki aşıyoruz ama biz çok büyük işler yaptık. 5 dakika idare eder. Yani çok büyük işler yaptığımızı düşünüyoruz. Hakikaten de şehrin ortak ihtiyaçları, yani kültür merkezi, tüneldir, şişirmedir, teleferiktir, otoparktır, kale yoludur, yüzme havuzudur, kapalı sporumuzdur, otogardır vesaire. Bunlar hakikaten devasa bütçeli işler. Yani belki insanların bundan 10 sene önce bunları söyleseydin ya hayal görüyor diyecekler işler. Bunları yapıyoruz. Para nerede der? Çok şükür bunları yapma imkanı Mevlam bize nasip etti, yaptık. Ama belki ihmal ettiğimiz çok ufak nüanslar var. İşte bir evin önündeki kaldırımdaki bir bordürün devrildiğini ve sürekli bir kişinin oradan geçerken gözünün ona baktığını düşün. Baktığını düşün. O onu sürekli rahatsız ediyor. Ve o yüzden dolayı belki de bizim gıyabımız da bize kızıyor. Diyor ki ya şu bir ufacık bir taşı
Devasa işler yapıyorlar ama şu bir taşı düzeltmiyorlar. Ama bizim de çoğu zaman farkında olamıyoruz be Hazin. İşte TİM buna yarıyor. TİM de işte değişik birimlerdeki arkadaşlarımızın olduğu özel bir birimimiz. Renginde farklı olsun diye, yani uzaktan tanınsın, algılansın. Açılımı toplumsal? Toplumsal iletişim merkezi dediğimiz. Evet, bir aracı var. Aracımız var. Aracımız içerisinde 5-6 tane arkadaşlarımız var. Bu araçlarımız her gün bir mahalleye giderler. Her gün bir mahallenin bir sokağına girerler. Orada rastgele kapıları çalarlar. Orada mahalledeki halkıyla şey yaparlar. Mahalleyle ilgili problem var mı? Şehirle ilgili problem var mı? Başkana iletmediğimiz bir konu var mı? Evet. Gibi bunları sorarlar. Orada işte dediğim gibi çok basit. İlla bizim belediyeyle ilgili değil. Diğer kamu kurumlarıyla olabilir. TEDAŞ'la olabilir. Doğalgaz'da olabilir. Ne bileyim sağlıkla ilgili olabilir. Telekom'la olabilir. Bunları not alırlar. Hızlı bir şekilde hemen çözülmesi gereken birimlere acil söylenir. Tekrar bir hafta sonra da tekrar çözüldü mü çözülmedi mi yerinde kontrole gidilir. Hatta ilgili o şikayet belirten kişiye, sorun belirten kişiye tekrar dönülür. Halloldu mu? Memnuniyet ölçüsü alınır. Çok olmayacak abi. Diyelim ki... Efendim siz böhü kurmuşsunuz aslında. Hani jandarma özel harekat, polis özel harekat, yani, belediye özel harekat, pöh kurmuşsunuz. Yani özel, hakikaten bu ama çok sessiz sedasız şimdi şehrin her noktasında geziyor. İnsanlarımız kapıya çalıyor. Yani iyi ki geldiniz diyenler var. İyi ki geldiniz. Ya kaç gündür söylüyorum burada çukur var. İşte şurada çöp tenekesi burada durmuyor. İşte şurada şu ağaç gözüme batıyor. Budanması gerekiyor gibi. Yani çok basit. Hemen hallolması gereken işler. Küreselleşen bu dünyada. Yani, gittikçe popüler kültürün insanları esir aldığı. Arkadaşlar, bizim, yabancılaştığımız bir bunun içerisinde ne var efendim? Hiç sadece minibüs. Hani bir özel bir taşmak, masa yok, falan yok değil mi? Yani biz el bilgisayarları var, kendi ondan şeyleri var o kadar. Işte, yani evet. Çok bir şey yok. Asıl arkada ekipler diğer fenisleri, kanalizasyondaki, zabıtadaki, parkbahçedeki ekiplere hemen not iletiliyor, sokak alınıyor. Sorun belirten kişinin iletişim bilgileri alınıyor. Hemen iletiliyor. En kısa sürede pratik bir şekilde çözülmesi sağlanıyor. Birbirine yabancılaşan insanların olduğu bir dünyada hizmeti. Şöyle evet. Birbirine yabancı sormuş olduk ama bunu cevap almış olduk. Evet. Yani birbirine yabancılaşan insanların olduğu bir dünyada böyle bir şey tabii metropollerde bu işi yapmak, hayata geçirmek biraz daha zor. Biz ama böyle ufak şehirlerde, büyük şehirlerde daha özenli. Peki aynı şey bölgesine gittim. Tabii siz de gittiniz. Cafer Bey de gitti. Gördüğümüz şey vardır. Üretimden tüketime, hizmet sektöründen üretim sektörüne, ne olursa olsun inovasyonundan alın, efendime söyleyeyim, nanoteknolojilerin tanıtım alt birim standartizasyonuna varana kadar her şeyde birinci hedef şu olmalıdır: vatandaş memnuniyeti. İnsan mutluluğu. Vatandaş insan mutluluğu. Çünkü her şey insan hedefimiz içindir. Hedefimiz de o zaten. Evet. Biz yani de... insan. İbadetimiz, peki, dinimiz daha insanın mutluluğunun temelinde yatan şeyler. Aynı çalışmayı, benzer bir çalışmayı Merzif Hanım'da galiba bu kadar böyle net bir şekilde yaşlı insanlara dönük evde bakım proje, evde bakım. Siz o konuda yaşlarla ilgili evde neler bakım değil de evde bakıma ihtiyacı olanlara hizmet diyoruz biz ona. O ayrı bir timimiz var. O ihtiyacı olan yani belirlediğimiz birimimiz var yani tabii onunla birimimiz var. İhtiyacı olan bakım yani evinde işte akrabası olmayan, yakınlığı olmayan insanların işte evlerinin rutin temizlikleri, diğer kendi bireysel temizlikleri ile ilgili o ayrı bir ekibimiz devam ediyor o yıllardır. Evet. Bakıma muhtaç olanları... Bunu bazen istismar edenler var. İşte alt üstte oturuyorlar ailesi, çocukları veyahut da gelini şeyi. İşte bizim eve gelmediniz, biz altta annem babam oturuyor, yaşlı falan diyenler var. Yani şu toplumun örf adetlerini de bozmak istemiyoruz. Tabii. Yani sorumluluktan herkes, kaçmayacak kimse. Sorumluluktan kaçmayacak. Herkes ebeveynlerine, büyüklerine bakacak, bakmakla yükümlü. O bizim... örfümüz, adetimiz, kültürümüz bizim bu. Evet. Bunu da ihmal ettirmeyeceğiz evet, kimseye. Evet. Ama bir yaşlı teyze, amca kaldıysa, bir kimsesiz çocukları aş için, iş için gurbete gittiyse, başka yere gittiyse veyahut da yoksa onu da kaderine terk edemeyiz. Tamam. O insanlar yapar. Tamam. Ama sadece bunu kurum yapıyor diye, işte falanca kurum, falanca birey yapıyor diye yine popülizm yapmak istemiyoruz. Yani yine bu popülizm yapılmaması lazım. Bunu yaparken sosyal dokuyu da korumanız lazım. Örf adetleri de bozmamanız gerekiyor. İnsanları hazıra alıştırmamanız gerekiyor. Siz bunu yaparsanız yarın belediye olarak başka bir kişi yapmaz. O ailelerde annesine bakmayı yapma geleneği örfünü adetini unutur. Evet çok
dikkatli olması yapmam. Bu hassas iyi tespit edilmesi gerekiyor. İyi tespit edilmesi lazım. Bakıma muhtaç olan insanlar. O şekilde onları yapıyoruz. O zaten evet, bütün evet, şeylerimiz. Yani hoş geldin bebek gibi, diğer şeyler gibi, halk günleri gibi, bunlar zaten rutin evet, işler yapılıyor bunlar. Kullanılıyor. Mahalle toplantıları gibi, mahalle birimleri gibi, bunlar zaten yapılan işler. Ama ola ki bizim ulaşamadığımız, bizim göremediğimiz yere de işte tim gidiyor. Daha rahatlar, daha insanlar daha başkanla olmadan belki yüzümüze söyleyemeyenler varsa daha rahatça çok problemlerini güzel dile getirip söyleyenler insanlar oluyor. Çok güzel, çok o açıdan da halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sevgili Fatih, sana da teşekkür ediyorum. Efendim, karayollarının açılacağını da söyledi bu arada başkan. Tabii ki karayolları çevre yolları. Çevre yolları. Yılbaşı sonu. Evet, 2018'in sonunda inşallah açılacak. Açılmış olacak. Efendim, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir Karadeniz'in nabzında konuğumuz oldu. Çok güzel ve önemli bilgiler aktardı bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yol açık olsun. Başarılar diliyoruz. Haftaya demeyelim, 2 gün sonra çarşamba günü Samsun'un nabzında Canik Belediye Başkanı Osman Genç Samsun nabzında konuğumuz olacak. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından önce Nagihan Köyünüz'de çok güzel bir program tavsiye ediyoruz. Onu izleyeceksiniz. Sonra da Samsun Spor'un masaya yatırıldığı Taraftarın Sesi canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Onurlu ve gerçek bir insan olmayı başarabilmek dileğiyle hepinize mutlu geceler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.